Kuzey Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Kürdistan bölgesi, Kürdistan bölgesi, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Dava. Bir dava. Arap basını, Kürt basını, herkes bu konuyla ilgileniyor. Sadece Türk basını bu konuda ilgilenmiyor. Sadece Türk basını bu konuda ilgilenmiyor. Bu konuda ilgilenmiyor. Türk basınına, bütün kanallerinize artık Irak Türkmenlerinin Kerkük'ü sadece edebiyatınızda değil. Kerkük'ün Türkçeleridir. Ciddi bir şekilde Arap kanalları, Kürt kanalları nasıl ilgileniyorsa siz de an ilgilenmeniz lazımdır. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Dava, bir dava. هذا التعاطف السياسي الدبلوماسي الإنساني العفوي بين شعب الأرمني في أرمينيا وبين شعب الفلسطيني. بين شعب الأرمين في أرمينيا في أرمينيا في أرمينيا في أرمينيا في أرمينيا. Şu anda Kerkük'ün önemli bir kontrol noktasındayız. Maalesef Kerkük'teki kriz an büyüyor. Maalesef KDP, Kürdistan Demokrat Partisi'nin karargahının tekrar burada açılmasından dolayı emniyet güçleriyle olan sorun neticesinde bugün kaos daha büyüdü. Artı bu kaosun da içinde dış tarafların da parmağların olduğu görünmektedir. Özellikle PKK terör örgütünün bu hususta eylemlerin içinde parmağının olduğu görünüyor. Artı İranlı silahlı muhalifler bölgede, onların da silahlı örgütün bulunmaları, yani ispat ediyor ki Kerkük artık silahlı örgütlerin yavaş yavaş onların kontrolüne girecek. Terör örgütlerinin de bu bölgede olmaları bizim için ciddi bir sıkıntıdır. Yarın Başbakan Şia Sudani ile milletvekilleri bir araya geleceğiz. Bu kaos bir gün önce durdurulmalı lazımdır. Bu kaos bir gün önce durdurulmalı lazımdır. Kerkük, Türkmenlerin ana yurduysa söz hakkı da Türkmenlerde olmak durumundadır. Saddam döneminde ve Amerikan işgaliyle başlayan süreçte Kerkük'ün nüfus yapısının zorla ve şerle değiştirildiği biliniyor. Emekli Büyükelçi Müfit Özdeş, Kerkük'te Türkmen nüfusu %80 iken bugün Birleşmiş Milletler belgelerinde %12 olarak gösteriliyor diyor. Öyleyse şehirde eşit temsilden bahsetmek işgale onay vermektir ve hakkaniyetten uzaktır. Türkiye'nin formülü temelinden sakattır. Türkmenlerin hak ve menfaatleri bu şekilde korunamaz. Diğer taraftan Filistin için yeri göğü inletenler sıra Kerkük'e gelince peşmerge Sünni'dir. Şii Türkmenleri ise İran güdümlü Haçlı Şabi'ye katıldığı gerekçesiyle Kerkük'ün peşmerge tarafından işgal edilmesini savunuyor. Bu tür yaklaşımlara cevap veren Türkmenli cephesi, Kerkük ne Sünni ne Şii'dir, kadim Türk yurdudur. Türkmenli Türkleridir, biz öz ve üst Türk'üz diye açıklama yapıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ, bu konuda siyasi İslamcılar, Kerkük'te peşmerge baskısı altında kalmak istemeyen Türkmenlere, bunlar Şii, İran ajanı diye saldırıp, peşmergeler Sünni diye Barzani'nin Kerkük'ü işgalini savunuyorlar. Dünya tarihi bu ölçüde vatan hainini az görmüştü. Bunların sözde Müslümanlığı, aslında Türk düşmanlığı. Bunların sözde Müslümanlığı, aslında Türk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Türk düşmanlığı. Alın size Sünni peşmerge,
Türkiye'yi bölmek için bekleyenler, o günün geldiğini düşündüklerinde bu siyasal İslamcıların tamamını Peşmerge'nin, IŞİD'in, El-Kaide'nin ve emperyalizmin yanında göreceğiz. Bir mesaj yayınladım. Peki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden boynunun borcunu yerine getirmiyor? Tekrarlayayım. AKP iktidarı Irak ve Suriye şehirlerinde etnik orana göre temsil diye bir formülü savunuyor. Oysa bu bölgede şehirlerin etnik yapısı, Amerikan saldırısı, Peşmerge saldırısı, IŞİD saldırısı veya PKK saldırısı sonucu değiştirilmiştir. Tapu kayıtları bile yok edilmiştir. Öyleyse mevcut durumu olduğu gibi kabullenmek, işgali onay vermek demektir. Kaldı ki sadece Kerkük, Musul, Erbil, Tel Afer ve Suriye'nin kuzeyindeki şehirlerde nüfus yapısı değiştirilmiyor ki. Büyük Orta Doğu projesinin hayata geçirilebilmesi için Afganistan ve Irak işgallerinden sonra Suriye'de çıkarılan iç savaş sürecinde Türkiye'nin de nüfus yapısı değiştiriliyor. Yarın iktidar aynı formülü Türkiye için de savunabilir. Bugün ne yazık ki Kerkük'te yaşanan durum Türkiye'de de gerçekleşiyor. Muazzam bir göç ve farklı farklı insanların Türkiye'ye dolması karşısında çok ciddi bir silahlanma söz konusu. Bu demografik değişim Türkiye topraklarında gerçekleşiyor. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Özetle herkes kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Noktalarken kendinizi Türk hissediyorum. Hayır. Ne hissediyorsun? Kürt. Peki sizce Türklük üst kimlik mi? Yani onun için Türklük üst kimlik değildir bence. Bana göre değildir. Aklı başında olan bir insan zaten kendini Türk hissetmez. Aynen. Aklı başında olan bir insan zaten kendini Türk hissetmez. Aynen. Aklı başında olan bir insan zaten kendini Türk hissetmez. Aynen. Kuzey Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Kürdistan bölgesi, Kürdistan bölgesi, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi. Emperyalizm bu ülkede bir stratejik maç mühendisliğiyle Büyük Kürdistan kurmak için nüfus dengelerini değiştiriyor ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor.